Evet başkanım, emeklilerin aylıklarına düzenleme geldi biliyorsunuz. Aylık Evet. maaşları 12.500 TL oldu. Neler söylemek istersiniz? Yeterli mi sizce bu tutar? Emekliler aşağı yukarı 20 yıldır asgari ücretle ayrıksı bir rakama dönüştü ve aşağı doğru gider bir duruma geldi. Emeklinin 10.000 TL ile geçinmesi mümkün değil. En az asgari ücret seviyesinde olmalıydı. Fakat 2.500 TL lütfeden bir iktidar emekliye diyor ki sen 8-10 bin lira aylık ev kirası ödeyeceksin. Aşağı yukarı 5-6 bin TL bir pazar masrafın olacak. 16 bin birkaç bin TL de atıyorum elektriğinde, suyunda, telefonunda kullanabilirsin demesi gerekirken 12.500 TL'de dilenci yaptı. Emeklinin şu anda Türkiye'deki hali içler acısı. Asgari ücretli zaten perişan. Aynı seviyeye çıkarsanız emekliyi 70'inden 65'inden sonra insan çoluğuna çocuğuna muhtaç olmamalı. Aldığı emekli maaşıyla geçinebilmeli. Artık emekli torunundan korkar hale geldi. Bayramın gelişinden ürperti duyar hale geldi. Bir emekli bir bayramda torununa 100 TL para veremez hale geldi. Ev kirası ödeyemez hale geldi. Emekli daha önce ev almış olması gerekiyor. Neyle alacak? Asgari ücretle emekli olunca nasıl almış olacak ki emeklilikte bu rakamla geçinsin? Gerçekten ülkeyi idare eden Ekonomi Bakanı başta Sayın Cumhurbaşkanı emeklinin halinden anlamıyor. Emekli derdini anlatmak istiyor fakat bir türlü bunun karşılığında bir ekonomi bakanı bulamadı. Bugün ülkenin neredeyse 16 milyon emeklisi eşleriyle birlikte emekli olmayanlar dahil 24 milyon. Yani üçte biri emekli olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bunların sigortasını, gelir vergisini, muhtasarını alan devlet sizsiniz. 58-60 yaşında emekli olmak zorunda olduğunu dünya kamuoyu biliyor, siz de görüyorsunuz. 65'inden sonra kimse çalışamaz. Ve 65'inden sonra alacağı bugün en az 17.500 civarı olmalı ki evinin kirasını, elektriğini, suyunu, pazar masrafını görsün. Tatil yok. Ama buna rağmen emeklinin bu durumunu görmeyen bir bakan var, bir hükümet var. Biz bunu seçim ambiyansında, ortamında söyledik. Israrla da belirttik. Bu dengelenmeli, bu düzeltilmeli dedik ama maalesef bu ülkede emekli asgari ücretli kıvranır haldeyken emekliye 2500 TL lütfetti. Bugün bir takım insanlar bir akşam yemeğinde 10.000 TL yemek bedeli ödüyor ve devletin yılda bir iki sefer verdiği bayram ikramiyesinde baş diye bırakıyor. Böylesine uçurumlu bir ülkedeyiz. Onun için ben emekliye verilen bu rakamı yeterli bulmadığım gibi en asgari asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini tekrar ediyorum. Emeklimize Allah yardım etsin. Ülkenin durumu işler acısı. Emekli seçimde inandı, oyunu verdi. Yine yaparsa Adalet Kalkınma Partisi yapar dedi. Gerçekten Adalet Kalkınma Partisi yaptı yapacağını, emekliyi 3 kuruşa muhtaç etti. Peki asgari ücretlerle ilgili ne gibi düzenlemeler yapılmalı ek olarak? Mesela asgari ücrete gelince hükümet daha böyle fütursuzca davranıyor. Niye? İşverenlerin ödeyeceği bir rakam bu. Devletin ödeyeceği rakam değil. Onu nasıl 17.002 TL'ye çıkarttıysa asgari ücret, pardon, emekli maaşında bugün 17.002 TL'ye asgari çıkartması lazımdı. Asgari ücretliyi de bugünün 6 aylık enflasyon farkını koyarak 23-24 bin liraya getirmesi lazımdı. Çünkü bunlar hayata yeni başlamış insanlar. Çoluğu çocuğu var. Evi yok. Çocuğun okul masrafı, evinin gıda masrafı ve sosyal olması gerekirken bunun asgari 24-25 bin lira seviyesinde olması lazım. Onda da hükümetin bir tavrı yok. Geri adım atıyor. Çünkü onda bir açılım yaparsa emekliyi de bir yere getirmesi lazım. Asgari ücretliye yaklaştırarak sanki dengelemiş gibi durum içeriyor. Ben asgari ücretlinin de maaşının çok yetersiz olduğunu biliyorum. Ama söyleyecek de bir kelime bulamıyorum. Biz seçim sattığında bunları anlattık defaten. İnşallah 2-3 yıl içerisinde olacak seçimde emekli asgari ücretli her kim vatandaşın bunları unutmaması lazım. Erken seçime gidileceğini düşünüyor musunuz? Ben 2028'den önce mutlaka bir erken seçim olacağı kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bir dönem daha kendi cumhurbaşkanlığı veya seçime girebilme ehliyetini alabilmek için anayasada değişikliğe gidecek. Biz bununla ilgili bir önümüze gündem maddesi gelirse İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olarak söylüyorum, kesinlikle karşıyız. Anayasanın ilk 4 maddesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha seçilmesine yönelik hiçbir değişikliğe evet demeyiz. Demeyeceğiz, bu genel başkanımızın sözüdür. Ben buna rağmen farklı partilerle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir erken seçim projesinin olduğunu gören bir göz, izleyen, takip eden bir kişi olarak
2028 öncesinde mutlaka bir erken seçim provası hazırlığı yapan bir hükümet olduğunu görüyorum.